Çarpışmadan sonraki birkaç saat içinde bütün kıtalarda yangınlar çıkmaya başladı. Dünyada tam anlamıyla bir cehennem yaşanıyordu. Peki bir asteroid kıyameti tetikleyebilir mi? Aslında bunu yaptı bile. Ama insanlar için değil. Kanıtlar çok açık. Bir asteroid çarpışması meydana gelebilir. Yani asıl soru olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı. Arecibo Gözleme Evi 1963'ten beri güneş sistemimizdeki cisimleri izliyor. Bu hala dünyanın en büyük teleskobu. Optik teleskoplardan farklı olarak Arecibo gibi radyo teleskoplar gözlemlerini radarlarınkine benzer bir biçimde elektronik olarak yapıyor. 1 megawattlık radar sistemimiz var. Muhtemelen dünyanın en güçlü radar sistemi. Biz bunu asteroidleri izlemek için kullanıyoruz. Bu asteroidlerin yerleri konusunda da çok kesin bilgilere ulaşıyoruz. Böylece bu cisimlerin yörüngeleri hakkındaki bilgimiz artıyor. Ve o cismin tehlike taşıyıp taşımadığını söyleyebiliyoruz. Buldukları şeyler hem dini hem de bilimsel çevreler için gerçekten çok şaşırtıcı. Bizim için tehlikeli olan cisimler önemli hasar verebilecek kadar büyük olanlardır. Bunların büyüklükleri 150 metre ya da daha büyük olarak düşünülebilir. Yani 150 metreden 3 kilometreye ya da 6 kilometreye kadar. Ve biz bunların yaklaşık %30'unun nerede olabileceğini biliyoruz. Kabaca bir tahminle 7 ila 14 milyon başıboş asteroid dünya için tehlike arz etmekte. Sadece 90 metre çapındaki küçük bir asteroid bile Tokyo büyüklüğündeki bir şehri yok edebilir. Eğer bu asteroidlerden biri mavi yıldız kehanetini gerçekleştirirse, eğer o gerçekten yedi işaretten biri ise, tarihteki hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir yıkım meydana gelir. Eğer birkaç yüz metre çapında bir asteroid olursa, yani bir futbol sahası büyüklüğünde ve dünyaya çarparsa, atmosferden geçecek ve geçerken çok ısınacaktır. Yani mesela New York'ta olursanız ve çarpışmada orada meydana gelirse, başınızı kaldırdığınızda gökyüzünde devasa bir ışık topu göreceksiniz. Sıcaklığını bile hissedeceksiniz. Bu ikinci bir güneşin altında durmaya benziyor. Mavi yıldız asteroidi yaklaştıkça sıcaklık da yükselecek. Gittikçe daha sıcak, daha sıcak olacak. Kafanızı bir fırına sokup pişiriyorlarmış gibi. Muhtemelen erimeye başlayacaksınız. Saniyeler içinde Manhattan'daki bütün binalar alevler arasında kalacak. Ama yangın fazla uzun sürmeyecek. O devasa kaya yere çarptığı anda dünyadaki bütün yangınlar birdenbire sönecek. Mavi yıldız asteroidi muazzam büyüklükte bir krater meydana getirecek. Kilometrelerce uzaktaki binaları yerle bir edecek büyük bir şok dalgası ortaya çıkacak. Basınç dalgası, ısı ve bütün bunlar bir araya geldiğinde Manhattan adası muhtemelen tamamen yok olacak. Mavi yıldız öyle inanılmaz bir güçle çarpacak ki deniz yaşamının üçte biri ortadan kalkacak, kıyı şeritleri yok olacak. Denizi zehirleyecek, insanları öldürecek, bitkilerle hayvanları öldürecek. Yani gerçekten akıl almaz bir yıkım bu ve bu küresel olacak. İnsanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri asteroid çarpışmasından sonraki günlerde ve yıllarda olacak. Bu olguya verilen isim kış etkisi. Kayalar havalanacak. Kraterden oyulup yükselen parçalar güneşi bile gölgeleyebilir. Hatta güneş ışığı o kadar azalır ki bitkilerin fotosentezi bile bitebilir. Ve bitkiler ölünce de bütün besin zinciri bozulur. Yani burada akıl almaz boyuttaki ölümlerden söz ediyoruz. Küresel ekonomiye çok büyük bir darbe inecek. Muazzam büyüklükteki arazilerde tarım yapılamayacak. Yani etkileri çok uzun vadeli olacak. Sadece çarpmayla oluşan anlık etkileri değil, yıllarca sürecek uzun vadeli etkileri de göreceğiz. Gökyüzü gerçekten ölüm getirebilir. Tıpkı Aziz Yuhanna'nın Vahiy kitabında anlattığı gibi. Bu İncil'de bahsedilen nihai kıyamete yapılan yolculuğun sadece başlangıcı. Yedi işarete inananlar ve bilim adamları aynı fikirde. Milyonlarca insanı öldürebilecek bir salgın hastalığının ortaya çıkması an meselesi. Yedi işaret kehaneti dehşet uyandıran felaketlerden bahsediyor. Zamanın sonuna inananlara göre Tanrı öfkesinin dizginlerini bırakmak üzere. Ve en kötüsünü henüz yaşamadık. Hastalık.
İnsanlığın doğumundan beri bütün uygarlıkların korktuğu tek şey. Bugün bile insanlık hala sayısız salgın hastalığın tehdidi altında. Akut solunum yetmezliği sendromu, yani SARS, 29 ülkeyi vurdu. Sıtma 1972'den beri yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Ve bir kuş gribi dalgası her an bütün dünyayı kaplayan bir kabusa dönüşebilir. Ortak tehdit şu, bu hastalıkların hepsi yedi işaretten biriyle bağlantılı olabilir. Sonra baktım ve soluk bir at gördüm. Onun adı ölümdü. Kehanetin en korkutucu işaretlerinden biri de bu. Vahiy kitabında benim salgın hastalıklar olduğuna inandığım çok sayıda örnek var. Bunların ilki ve en önemlisi soluk at. Ben bu soluk renkli atın dünya üzerindeki salgın hastalıkları ve ölümü temsil ettiğini düşünüyorum. Salgın hastalıkların çıkmasının an meselesi olduğuna inanıyorum. Sonra yine felaket. Cehennemi güçler ortaya çıkacak. Salgın hastalıklar, başka hastalıklar ve hemen her türden ölümler görülecek. İncil'de anlatılanlara göre dünya nüfusunun çeyreği hastalıktan ölecek. Dünya nüfusunun çeyreği, yani 1 milyardan fazla ölü. Bu kavraması güç bir sayı. İnsanoğluna bu ölçüde zarar verebilecek bir şey gerçekten var olabilir mi? Bilim adamları bir kez daha somut kanıtları ortaya koyuyor. Her 10 yılda bir çok kötü bir virüs salgını ortaya çıkacak. Ve her 100 yılda bir etrafta facia yaratan salgın bir virüs olacak. Bunu biliyoruz. Bu aslında yeni bir şey değil. Tarihimize bakmak yeterli. Tarih. Geçmişimiz kaydedilen tarihin başlangıcına kadar giden veba ve salgın hastalık felaketleriyle dolu. Milattan sonra 100 yılı civarında Patmoslu Yuhanna Vahiy kitabını kaleme alırken günümüzdeki Libya'yı, Mısır'ı ve Suriye'yi ve çok yakınındaki Patmos adasını da içine alan bölgede bir veba salgını baş gösterdi. Can'ın bu salgına bizzat tanık olması ihtimali bile söz konusu. Ama salgınların en büyüğü Orta Çağ'da ortaya çıktı. Kara ölüm. Hıyarcıklı veba Avrupa'yı 1340'lı yıllarda vurdu ve 25 ila 50 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bu veba türü hastalığa adını veren ve hıyarcık denilen büyük ağrılı siyah şişliklere sebep oluyordu. 1400 yılına kadar ölü sayısı dünya çapında 100 milyona ulaştı ve dünya nüfusu kabaca 450 milyondan 350 milyona kadar geriledi. Bugün de olduğu gibi kurbanlardan bazıları kurtuluşu İncil'de arıyor ve hastalığın öfkeli Tanrı'nın cezası olduğuna inanıyorlardı. Tabii aslında Avrupalıların bu vebayla boğuştuğu zamanlarda kara ölüme bir takım ruhani anlamların atfedildiğini biliyoruz. Onlara göre bu hastalık Tanrı'nın dünyaya yolladığı klasik bir ceza türüydü. Bunu hem Vahiy kitabında hem de büyük göç sırasında Mısır'da ortaya çıkan salgında görürüz. Yani aslında salgın hastalıkların Tanrı'nın memnuniyetsizliğinin bir işareti olarak görülmesi eski bir gelenektir. Ve Vahiy kitabında bu durum çok belirgindir. Hayatta kalanlar bağışıklık kazandıkça kara ölüm çekilmeye başlar. Ama katil virüs korkusu asırlarca sürecektir. Modern çağın en büyük salgını 1918'de başladı. Hem de insanlık tarihindeki en şiddetli savaş bitmek üzereyken. Doktorlar buna İspanyol gribi adını veriyordu. Bütün dünyayı etkisi altına alan ölümcül bir gripti ve tahminen 20 ila 100 milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu da İspanyol gribini 1. Dünya Savaşı'ndan 2 kat daha ölümcül kılıyordu. Aslında bu hastalığın tam olarak nerede başladığı hala bilinmiyor. Ama kuş gribi virüsünün değişime uğradığını ve insandan insana geçerek çok kısa bir sürede bütün dünyaya yayılmaya başladığını düşünüyoruz. Kuş gribi virüsü. Evet, kulağa çok tanıdık geliyor. Bugün bilim adamları H5 adı verilen bir başka kuş gribi türü konusunda endişeleniyor. Bu kez tehlike daha da büyük olacak. Bir virüs değişim geçirir ve insanları da etkisi altına alırsa, insandan insana geçmeye başlarsa, bu gerçekten büyük bir felaket olur. Yani 50, 100 hatta 150 milyon insan bu hastalıktan ölebilir. Tıpkı 1918 salgınında olduğu gibi değişim geçirmiş bir H5 gribi kolayca insandan insana geçebilir. Ama bugün çok daha küçük bir dünyada yaşıyoruz.
Enfeksiyon biz daha ne olduğunun bile farkına varamadan kontrolden çıkabilir. Biz bu virüsün her gün bütün dünyayı dolaşabilmesi için otobanlar inşa ettik. Salgın yaratacak bir grip virüsüyle uçağa binen bir insan, ki virüsün kuluçka süresi 2 gündür, dünyanın herhangi bir yerine gidebilir ve başlayan salgından kimsenin haberi bile olmaz. Hastalık tespit edilmeden önce çok büyük bir bölgeye yayılmış olabilir ve bunlar dünyanın farklı yerlerinde meydana gelebilir. Sadece Los Angeles'a gelen insanları düşünün. Ne kadar sürecek? Bir insanın uçaktaki herkese etkilemesi ne kadar sürer? O havaalanından gelen herkes bizimle temas ederek hastalık bulaştırabilir. Sonra ben evime, ailemin yanına dönerim. Hayatıma devam ederim. Böyle olduğunu farz edelim. Bağışıklığımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. H5'in belirtileri başlangıçta o kadar hafiftir ki hastalığa yakalanan kişi tehlikenin farkında olmayabilir. Salgın hastalığın ilk belirtileri muhtemelen sadece sıradan gribinkine benzeyecek. Ateş, öksürük, kas ağrıları. Muhtemelen burnunuz akacak, gözleriniz sulanacak, boğazınız ağrıyacak. Ama belirtiler artmaya başlayacak. Kaslarınız acır, boğazınız ağrır, öksürmeye başlarsınız. Nefes zorluğu çekersiniz. Hastalık çok hızlı ilerler ve nefes darlığı görülür. Kalp kasılmaları, böbrek yetersizliği. Belirtilerin ortaya çıkmasıyla hastaneye yatmanız arasındaki süre 4 gündür ve 9 gün içinde ölürsünüz. Fakat bu tahminler ne kadar dehşet verici olursa olsun, kuş gribi karşımızdaki en büyük tehlike olmayabilir. Çünkü en tehditkar salgının temelleri daha uğursuz bir kaynağa dayanıyor. Ben soluk atın ölümü temsil ettiğine inanıyorum. Ama belirli bir türden ölümü temsil ettiğini düşünüyorum. Ve bana kalırsa bu ölüm biyolojik savaş nedeniyle gerçekleşecek ya da bir terör saldırısıyla. Ya bir güvenlik açığıyla ya da askeri bir çekişmeyle. Belki bir tüp kırılır. Belki de bir tır devrilir. Virüs gıda stokuna karışabilir. Biyolojik olarak tasarlanmış sayısız salgın hastalık kısa sürede dünyanın her yerine yayılabilir. Bu salgınların bir çaresi yok. Gezegenin her tarafına yayılır. Milyonlarca insan ölür. Ya zapt edemeyeceğimiz bir şey olursa, 1, 2 ya da 3 taşıyıcı bütün ülkeyi etkileyebilir mi? Çok kolay, çok kolay. Toplu imha silahları uzmanı olan John Barton, günümüzün biyoteknik yöntemleriyle üretilmiş virüslerin taşıdığı tehdidi anlatıyor. Bugün biyomühendisliğin geldiği yeri düşünecek olursak, bence bu en büyük tehdit. Biyolojik silahlar ancak dağıtım önlemleriyle sınırlandırılabilir. Biyolojik olarak terörist bir saldırı yapmak çok kolay. Bunların çoğu gözle görünmez, kokusuz ve tatsız maddelerdir. Biyoterörizme nasıl tepki vereceğimizi bile bilmiyoruz. Kullanmaya hazır virüs savarlarımız ya da ilaçlarımız yok. Çünkü virüsün ne olduğunu bile bilmiyoruz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Diyelim ki teröristsiniz. Bir virüs yaptınız. Her yere yayarsınız. Biyolojik bir silahı havaya salabilirsiniz. Mesela Los Angeles ya da New York gibi kalabalık şehirlerde herkese bulaştırabilirsiniz. Amacınıza ulaşırsınız. Amerikalılar çok sık seyahat ederler. Avrupalılar da çok sık sınır dışına çıkarlar. Sadece birkaç hafta içinde küresel bir salgın hastalık ortaya çıkabilir. Doktorlara göre bu bir hastalık tsunamisine yakalanıp ölmeye benzeyecek. Dünya çapında hiçbir hastanede yer kalmayacak. Hastanelere, acil servislere ya da sağlık merkezlerine olacak hasta insan akınını kaldırabilecek kaynaklara ya da tesislere şu anda sahip değiliz. Bütün aciller dolacak, bütün hastane yatakları dolacak. Bütün hemşireler hasta limitlerini aşacaklar, bütün doktorlar, bütün acil servis görevlileri. Eğer bu olursa 10 hastaya daha bakabilir misiniz? Hatta 20 hastaya, hatta 50 hastaya. Bu olamaz. Bu olmamalı. Sistemin bunu kaldırmasına kesinlikle imkan yok.